Evet, arkadaşlar merhaba. Longchamp, Fransa, Paris. Altılı Gayan ve 7 plase tahminlerimizle beraberiz arkadaşlar. Fransa'da pazar günü gündüz programı tam 7 koşuyla başlıyor. Normalde orada 8 koşu gözüküyor ama biz 7 koşuyu alıyoruz. Birinci koşudan itibaren sıralı gideceğiz tabii. Orada da aynı şekilde birinci koşuyla başlıyor Longchamp'ta. Evet, birinci koşu arkadaşlar bir grup 3 koşusu açık. 3 yaşlı İngiliz Afganları. Tüm koşular bu arada Çin pisti olacak Longchamp'ta. Evet, genelde grup koşuların olduğu bir gün seçmişler. Pazar günü tabii herkes gidebilsin diye ve iştirak edebilsin diye aileler. At yarışlarıyla ilgilenen birçok kişi var Avrupa'da. Kadim sporlardan bir tanesi bu at yarışı sonuçta dünyada arkadaşlar. Evet, birinci koşuda Banko ile başlıyoruz. Burada bir numaralı King Shala, Oliver Piastre'le günün en sağlam bankosu tabii ama bu plaseye geliyor. 4 numarada Erasmo, bu Godolphin ekürisi. Burada Fabre antrenörü Mikel Barzano ile bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Burada isterseniz 1-4 tek kolon arkalı önlü ikili karışık ikili alabilirsiniz veya 1-4 de alabilirsiniz tabii ikili. Evet, burayı 1-4 olarak geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci koşu altılı gayenin ilk ayağı. Burada bu da grup 3 koşusu. Baktığımız zaman 3 yaşlı İngilizler yine 1800 metre çime çıkacaklar. Prix 1-2 diye geçiyor. Şimdi burada normal şartlar altında ünlü bir at var. Adı da Tiger Tanaka. 5 numaralı Jessica Marcias biniyor. Tabii bu safkan normal şartlarda herhangi bir şey olmaz, yani üzerinden jockey düşmezse veyahut da bir şey olmazsa Allah korusun. Normal şartlarda kazanması lazım. Ancak ona tek bir rakip var, o da 9 numaralı Libertin Christian Demuro ile. Biz daha evvel iki farklı yarışlarda da bu iki atı da vermişiz zaten. Tiger Tanaka son yarışını kazanamadı, ikinci oldu ama bu grup daha soft. Yani tek bir rakibi var burada, Libertin 9 numara. O yüzden burayı tek atmadan geçiyoruz. Çünkü işimi sağlamını almamız lazım. 5 ve 9 diyoruz bu ilk aya. Evet. Üçüncü koşu burada 16-15'te. Handikap 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkacaklar. Bu arada 21 lira 60 kuruşluk bir kuponumuz var. Size ait. Arkadaşlar burada bu handikap koşuda tam 6 tane safkana yer verdik. Ama bayağı bir kalabalık bir grup zaten. Gördüğünüz gibi 3 adet de ekürüler var. İlk atımız 11 numaralı Charlton Joyce, bu yeşil ekürüler yani Hugo Botin'le. İkinci atımız 5 numaralı Barakat'le Yortiz Mendizabal'la. Yortiz Mendizabal da gitti burada Dubai'de hemen hemen en büyük yarışlardan bir tanesini aldı arkadaşlar. Hatırlarsınız durdu. Burada hiçbir yarış alamayan, 8000 Euro'luk yarışı alamayan adam gitti. Orada 1 milyon 2 milyonluk yarışı aldı. Gerçekten şok etti bizi. Evet, 5 numara Barakettel arkadaşlar, ikinci atımız, üçüncü atımız Rimini. Burada baktığımız zaman 3 numara zaten o da. Üçüncü atımız 3 numara Rimini, Pierre Charles Boudot biniyor. 4 numaralı King Rob ve siyah ekürler arkadaşlar, Stefan Pasquier'le. 1 numaralı Dark American Christophe Samillon'la ve 16 numaralı Saga Timgat Maxim Guyon'la. Burayı 11, 5, 3, 4, 1 ve 16 şeklinde tam 6 tane safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Evet, altılı gayanın 3. ayağına geldiğimiz zaman açık bir koşu. 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları Grup 2 yarışı Prix de Court yarışına çıkacaklar. Bu 2000 metrede yine bir tane başrol oyuncumuz var. Yine ünlü bir atımız var. Adeta altılı ganyanı beşli ganyan yapan bir safkan. O da 1 numaralı Scaletti. Gerald Mosse ile zaten aynı jokeyle de biniyor. Şahatine bile gitti bu grup koşularını koşmaya bu safkan. Ama sonradan geldi tekrar, kendine geldi. Bu yolculuk yaptırıyorlar arkadaşlar. Sonra uçakla gidiyorsunuz. Avrupa'dan Çin'e gitmek zaten 10-12 saat. Bir de yani safkanların bu tip hayvanların yani atları nasıl tepki verdiğini bilmiyorsunuz bu kadar uzun yolda gitgellerde. Sonuçta şu an geldi ve
bir yarış gördü ve kazandı. Bir yarışa soktular onu böyle. Ufak bir yarışa soktular. Kazansın, nefes alsın diye anladığım kadarıyla. Bir daha da götürmezler herhalde. Değerli bir at. Para kazanmak istiyor arkadaşlar. Fakat öyle olmaz yani tabii o işler. O işi bilenler bilir. Evet, bir numara Scaletti burada. Banco. Uygun grupta. Evet arkadaşlar. 5. kuşudayız. Altılı Ganya'nın 4. ayağı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim bu koşuyla ilgili, yalnız bu Scaletti ile ilgili. Yani tabi bu Scaletti eğer bir şekilde düşerse çok sıkıntılı bir durum var burada. Bu atların hepsinin geliri var. Yani Scaletti'yi düşürecek olanların burada tüm atları yazması lazım. Godolphin de biliyorsun, Algeris koşuyor. Birçok at koşuyor. Ekrivine, burada Maxim Gönümindi. Çok iyi bir safkan bu da. Yani dikkat edin arkadaşlar. Burada bir karar verin. Scaletti Banco atmanız lazım. Aksi takdirde hepsini dikkate almanız gerekiyor. 5. koşu Pris Zarkava, açık bir koşu, 4 Beykor İngiliz'de 2100 metre. Çimpis'e çıkacaklar, 15 tane safkan burada. Start olarak tam 6 tane safkana yer verdik. Bir tane safkan da bizim görüş alanımızın içerisinde, daha evvelden tavsiye etmişiz. 14 numaralı Solistica ilk atımız, Maxim Guyon'la. 11 numaralı Sea-Watch, Pierre Charles Boudot'la. 7 numaralı Mozzarella, Michele Michel. 2 numaralı Galova, Anthony Krastus. 5 numaralı Chili Fili, Hugo Jorniak. 15 numara American Bridge, Christian Demiroy ile. 15 numara, yanlış okuyorum, 5-1. Ve 10 numaralı Zillion Sun, Gregory Benois ile. Evet arkadaşlar, burayı biz bu 10 numarayı da daha evvelden yazmışız zaten. Tavsiye etmişiz ama bir şey yapamamış. Yine görüş açımızda bizim. Burayı 14, 11, 7, 2, 15 ve 10 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 6. koşudayız. Grup 3 koşusu Prix Noël diye geçiyor. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada da bir tane safkanı biz banko olarak önereceğiz size. O da Pierre Charles Boudot'un bindiği Media Stream. Burada bu grubun bu bastırmış şekilde hem antrenörüyle hem jockeyiyle hem de performansıyla, iki tane performans daha yeterli olmuş arkadaşlar. İki koşuda 90 handikap puanı yapmış. Düşünün ki burada kaç tane at var. Daha 5-6 koşu koşmuş ve onun yapmış olduğu handikapa ancak varabilmiş. Bu safkanın bu grupta biz gelmesini bekliyoruz. Bunun hakkı bu. Bu tip bir safkan bırakmaz bu koşuyu da. Ve bir numarayı banko olarak öneriyoruz arkadaşlar. Evet. 7. koşudayız şimdi. Altılı Gaya'nın son ayağı. Fransa'da tam bu ayakta, bu 1700 metre şartlı koşuda tam 6 tane safkana yer verdik. Bir tane safkan da görüş açımızda daha evvelden vermişiz. İlk atımız 3 numaralı Charles Quint, Gregory Benois ile. İkinci atımız 4 numaralı Pisanello, Christian Demiroy ile. Üçüncü atımız 8 numaralı Saros, Jérôme Claudic. 2 numaralı Hurricane Claude, Christophe Savillon'la, ki bu atı daha evvelden vermişiz arkadaşlar. Dikkat diyorum. Ve 1 numaralı Amilcar, Pierre Charles Boudot'la. Ve son olarak da 9 numaralı King Platin, Frida Valle Scar'la arkadaşlar. Toplam 6 tane safkan burada. 3, 4, 8, 2, 1 ve 9 şeklinde tam 6 tane safkanla burayı da kapatıyoruz. Toplamda 21 lira 60 kuruşluk bir altılı ganyan kuponu olmuş oluyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman yurt dışı at yarışı tahminlerimiz 24 saat evvelden TCK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapılmakta ve kanalımıza yayınlanmaktadır. Tek vermediğimiz koşularda gün için AGF oranları yüksek favori atları sizlerin kendinizin kuponlarınıza otomatikman eklemesini tavsiye ediyoruz. Tüm bu bilgilere şu anda www.marksporttahmin.com adresimizden de ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızın altındaki katıl butonundan premium üyeliği seçen arkadaşlarımıza da bir ay boyunca WhatsApp iletişimi temin ediyoruz. Böyle bir iletişim imkanımız var. Evet, Fransa'daki Longchamp Hipodromu'nda Paris'teki bu yarışlarla ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Bu yarışlarla ilgili tüm katılım yapacak olan arkadaşlarımıza, üyelerimize, sevgili dostlarımızın hepsine bol şanslar diliyoruz. Ve iyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Her şeyin gönlünüze göre olmasını, sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir pazar günü, güneşli bir pazar gününü
geçimimizi ümit ediyoruz, temenni ediyoruz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.